3 kedim vardı. Pablo, kaybolan kedim, hastalandı. O yüzden buraya getirdim. Bir hafta önce getirmiştim. Getirmemin 6. gününde kayboldu. Hasta bir kedi. Özel mamayla beslenmesi gerekiyor. 2 yaşında, erkek, gri renk, kısırlaştırılmış bir kedi. İsmine duyarlı. Evden kayboldu. Bahçe kapısından babam içeri girerken çıkmış. Ben dışarıdaydım, gördüm çıktığını ama yakalayamadım. Bir anda koştu gitti. 6 gündür arıyoruz, bulamadık. Evet, sokak sokak, gece gündüz her yere ilan astık. Her yere şey verdik, haber verdik ama yok. Yani işaret yoktu ama British cinsi zaten sokaklarda olmayan bir kedi. Çok fazla gri kedi için arayan oldu. Pablo daha böyle iri, bal köpüğü göz rengi. Kulakları normal kedilere göre daha küçük, suratı basık. Yanağında mantarı vardı, çok belli olmuyor ama gamze gibi duruyordu. Orada bir tüy döküntüsü vardı sol tarafında. Onun dışında tasma vesaire yoktu üzerinde. Bulan kişiye 1500 lira ödül vereceğiz. Yeter ki bulunsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Yani belki biri almıştır, evinde misafir ediyordur, ilanlarımızı görmemiştir. Sahibini arıyordur. Lütfen biri bulduysa getirsin. Çok önemliydi benim için. Yani hasta olması ayrı. 2 yıldır evde yaşıyor. Yani doğduğundan beri evde yaşıyor. Sokaklarda yaşayamaz. Ne yemek yemeyebilir, sokakta bulamaz. Ne su içebilir, korkar, her şeyden korkar. Yani biri aldıysa getirsin lütfen. Yani yalvarıyorum, haber versin. Her yerde telefon numaramız var. Zaten kısırlaştırılmış bir kedi. Farklı amaçlarla kullanmak isteseler de kullanamazlar. Hani belki cins diye alan kişi vermek istemiyor. Ya da gören, hani gri kedi gören herkes arayabilir yani. Ben hepsine gidip bakarım, Pablo mu değil mi diye. 2 gündür çok fazla telefon almadık ama 2 gün önce 18 kişi aramış sadece. Fotoğraf gönderiyorlar, video gönderiyorlar. Eğer o olduğunu düşünüyorsam, hani en ufak bir ihtimal varsa, fotoğrafta benziyorsa koşup gidiyorum zaten. Ama atıyorum başka bir lekesi oluyor, boyutu küçük oluyor, o zaman değil diyorum, gitmiyorum. Yani kandırmak amacıyla kimse hiçbir şey yapmadı şimdiye kadar.